sevgili arkadaşlar. Özü güzel, yüzü güzel, kalbi güzel çocuklar. Yine güzel bir masalla sizlerle birlikteyiz. Bu masalımızın adı İki Makinist. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan güzel bir kitaptan okuyacağım bu masalı size. Yazarımızsa Nilgün Güler. Hemen başlayalım mı? Güneşli, güzel bir okul günüydü çocuklar. Melek öğretmen kapıda çocukları karşılıyordu. Bu gelen Ömer'di. Herkese selam verdi. Ayakkabılarını ve hırkasını çıkardı. Eşyalarını koymak için beklemeye başladı. Çünkü dolabın önü doluydu. İçinden saydı. 1, 2, 3, 4. Zaman çabuk geçsin diye raftaki ayakkabıların renklerini saydı. Sarı, mavi, pembe. Derken sıra Ömer'e geldi. Eşyalarını yerleştirip sınıfa girdi çocuklar. İçeri girer girmez "Yaşasın!" diyerek önce oyuncak köşesine koştu. Yeni oyuncak arabaların geldiğini görmüştü. Ama o da ne? Mert ondan önce arabalarla oynamaya başlamıştı. Arabaları garaja bile çekmişti. Ömer bu duruma çok sinirlendi. Dudaklarını büzüştürdü, yanaklarını şişirdi, kaşlarını da çattı. "Bu köşe benim, çekil buradan!" diye bağırdı. Sesi sınıfta çınlamıştı. Mert kulaklarını kapatıp yere eğildi. Herkes Ömer'in olduğu tarafa bakıyordu çocuklar. Öğretmen koşup geldi. "Korkma, ben buradayım Mert. Her şey yolunda." diyerek başını okşadı Ömer'e dönerek. "Ömer, sen de lütfen derin nefes al, sakinleş yavrum. Ne istediğini bağırmadan söylemeye çalış." "Evet, derin nefes al." İşte böyle, çiçek koklar gibi. Sanırım hepimizin sakinleşmeye ihtiyacı var. Hadi hep birlikte çiçek koklayalım çocuklar. Elimizde bir demet gül olduğunu hayal edelim. Gözlerimizi kapayalım ve kokusunu içimize çekelim. Oh, mis gibi. Melek öğretmen Ömer'in ve Mert'in ellerinden tutup onları kocaman oyuncak treninin yanına götürdü. "Burada makinisti olmayan bir tren görüyorum. İki makinist gerekli. Hadi bakalım lokomotif başına," dedi. Ömer "çuf çuf 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 çuf" diye treni hareket ettirdi. Mert de "çuy çuy" diye trenin düdüğünü çaldı. Diğer çocuklar "biz de biz de" diyerek vagonlara atladılar. İki makinist yolcuları okulun içinde gezdirdi. Doğrusu çok eğlenmişlerdi. Oyun bitince herkes bir köşeye dağıldı. Ömer bir kenarda öylece oturuyordu. Üzgün gibiydi. Melek öğretmen yanına gitti. "Bu sabah seni gördüm. Kapıdan girince herkesi selamladın. Sıranı bekledin. Kimsenin önüne geçmedin. Bunların hepsi çok ama çok güzel davranışlar. Şu anda sözümü kesmeden dinlemen de öyle. Başkalarına saygılı davrandığında tıpkı Peygamber Efendimiz gibi davranmış oluyorsun. O da çevresindeki insanlara, bütün varlıklara karşı saygılı davranırdı. Seninle gurur duyuyorum, bilmeni istedim," dedi. Ömer mavi gözlerini kocaman açarak "sizce ben saygılı biri miyim?" diye sordu öğretmen. "Tabii ki. Bence sen saygılı ve çok iyi bir çocuksun. Peki ya sence?" diye sordu Ömer'e. "Sanırım ama..." diye mırıldandı. Sustu. Kafası karışmış gibiydi. "Sıra beklerken, birisi konuşurken öyle ama bir şeyi çok istediğimde, hele öfkelendiğimde... Of! İşte bu çok ama çok zor," dedi. "Yeni arabalarla oynamayı çok istediğinde ve öfkelendiğinde olduğu gibi mi?" diye sordu öğretmeni. "Evet, ne yaptığımı çok iyi biliyorum. O yüzden üzgünüm ya zaten. Oyuncak köşesine ilk önce Mert gelmişti. Bir de işitme cihazı kullanıyor. Bilmezmiş gibi bağırdım. Onu korkuttum. Şimdi çok üzgünüm. Of, of." O sırada Mert yanlarına gelmişti. Melek öğretmen Ömer'in kulağına eğilerek "kendini iyi hissedeceğin bir şey biliyorum.
üzgün olduğunu söylemiştin. Bu konuyu Mert'le konuşmaya ne dersin? Bence tam zamanı diyerek göz kırptı. Rahatça konuşmaları için ikisini baş başa bıraktı ve gülümseyerek diğer çocukların yanına gitti. Evet sevgili arkadaşlar, bu güzel masalımız da burada bitti. Birbirimize saygılı olmamızı, saygılı olmanın ne kadar önemli olduğunu anlatan güzel bir masaldı bence. Evet, bugün masalımız bitiverdi. İnşallah en kısa zamanda sizlerle yeni masallarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, gül yüzlü, güzel gözlü çocuklar.